Beni en çok heyecanlandıran sisteme bir başkaldırı olması. Mevcut statükoya bir başkaldırı olarak doğmuş olması. Şimdi ben avukat olduğumu falan unuttum. Wow, çok anarşist bir hareket. Aslında kadınların yolu bu alanda çok açık. Çok güzel katkılarda bulunan avukat arkadaşlarımız var. Bunun dışında bankacılarımız var, finans sektöründen gelen insanlar var, traderlar var, bilgisayar programcıları var. İşin teknik yazılım kısmında kendini çok geliştirip çok özgüvenli ve karşısında hiçbir erkeğin çıkamayacağı kadar boyutta bilgiye sahip insanlar, kadınlar yani. Hiç alakasız psikolog bir grup diyor ki Sima diyor, biz Bitcoin alım satımı yapıyoruz kendi aramızda. Evinde oturan kadınların dünyaya açılması için bir fırsat bu. Düşünsenize, gün mantığı var ya. Yıllardır devam ediyor ve kadınlar çok sistematik bir şekilde ve asla orada orası da eklenemiyor. Bir arkadaşım aradı mesela. Çok merak ediyor, bir cüzdan nereden bu Bitcoin? Bitcoin alıp koymak istiyormuş bir kenara falan diye. Biliyorum, iki çocuk annesi, böyle ev hanımı birisi. Bana gelenlerin çoğu ev hanımı zaten. Diyor ki ya evde duruyorum, çocuğa bakıyorum, canım sıkılıyor diyor. En basitinden bir işte cüzdan yaratmasının nasıl olduğunu göstermek lazım. Nasıl bir bankanın, internet bankacılığını kullanıyorsa eminim ki hani diğer işlemleri, diğer şeyleri de çok rahatlıkla kavrayabilecekler. Ya bu arkadaşlar dizi izlemek yerine bunu yapmayı tercih ediyor. Gerçekten çok güzel fikirler, çok güzel zihinler var. Coin alıp satıyor mesela. Coinleri nasıl kullandırtabiliriz? Bunu bir tasarruf aracı olarak, bir değer aracı olarak gördüğü için onu alsın, koysun bir kenara. Kadınların teknolojiye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ve hem de teknolojinin kadınlara aslında daha çok ihtiyacı var. Teknoloji var. Yani Bitcoin var ve kullanılıyor. Bunun hukukuyla kimse ilgilenmiyor. O zaman dedim, bununla ilgilenmek gerekiyor. Bu yol zaten bize şey kazandırdı. Hadi biz bir şey yapalım yani. Onu kazandırdı. O özgüveni kazandırdı. O yüzden en alakası olmayan insan için bir blockchain bir araç şu an. Kadının en büyük problemi işte cinsel tacize uğramasıdır. Ayrımcılığa maruz kalmasıdır. Ya da erkek egemen bir şirkette yükselmesinin önüne geçilmesidir. Yani her şey erkek egemen. Siyaset erkek egemen, politika erkek egemen. Şu anda her şeyi çok fazla maskülen. Ve bu teknoloji okuryazarlığı bence bunların hepsini bertaraf edecek. Blockchain'de bizi engelleyen hiçbir şey yok. Kadınların varlığı arttıkça çok daha yaşanabilir ve güzel bir ekosistem de olacak, dünya da olacak. Artsak denge olacak şu an çok az olduğumuz için.